Özlem Hanım ve Sinan Bey için sıradan bir gün. Akşam belki geç gelebilirim. Bilgin olsun, tamam? Güle güle. Yeşim Hanım, Sinan Bey'e çok özel bir görev verdi. Uzun süredir Özlem Hanım'a almadığı hediyeyi alacak. Kampanya var galiba burada. Bakalım ne var ne yok. Kendisine giysi almıyor ki bana da alsın. Her şeyini ben alırım. Yani parfümünü, çorabını, gömlek alınacaksa gömleği. Her şeyini ben alırım. Kendisi kendi kendine bile kıyafet almaz. Her şeyini ben alırım. Birçok erkek gibi amacımız hediyeyi ucuza getirmek. Bunlar olmaz ya. Mutfak eşyası zaten yeterince var. Burası başka yere bakalım. Burası pek olmayacak fazla. Bu basit, bu ağır kaçar derken ilk mağazadan eli boş çıktı. Ben onu çok hediye alırım. İhtiyacı yoksa bile derim ya bu eşime çok yakışır. Hani işine giderken hani şık olsun, hani bütünüyle hani bakımlı görünsün. Onu bile ben alırım. Hiçbir şekilde değişmiş bir şey almaz. Kendi bedenini bile bildiğini zannetmiyorum. Sinan Bey, bu mağazaya bakalım isterseniz. Gerçi büyük beden ama. Olmaz burası ya. Tefe koyar Özlem Bey'e. Benim bedenimi zaten hiç bilmiyor. Kendi bedeni bilmeyen insan benim de bilmez yani. Çünkü her şeyi ben alırım. Çiçek almayı düşünür müsünüz? Çiçek olmaz ya. Eşinize en son ne zaman çiçek aldınız? En son çiçek bir olmuştu bir 10 seneye yakın. Benim öyle bir huyum yok, adetim yok. Evlendiğimiz ilk günü bana kocam bir buket yaptırmış mesela. Ben çok sevinmiştim. Ama daha sonradan 10 yıldan beri bir çiçeğimiz mesela yok. Çiçek almaz. Pijama mı bakıyorsunuz Sinan Bey? Bilmiyorum işte, hiç bilmediğim işler olduğu için bir şey diyemiyorum ya. Ne yapsam, kafamda da bir şey yok. Ev için değil, beni mutlu edecek, kendi şahsıma hediye almasını isterim. Ama onu da kendi düşünmesini isterim. Hani ben yönlendirmek de istemem. Onun artık düşüncesi, duygusu da yani ona bırakıyorum. Ama öyle bir çabası da yok. Eşinin zevklerinden bir haber olan Sinan Bey'in ne seçeceğini biz de merak etmeye başladık. Elbiseler biraz kısa, bunlar olmaz ya. Ben giydirmem bunları yani. Boşuna da yapmaya gerek yok. Bana daha çok böyle parfüm, makyaj alsa daha çok hoşuma gider. Mesela bir yüzük alsa daha çok hoşuma gider. Çünkü kadınlar hep altın ister, altını sever yani. Cazip gelir bayanlara. Bir küpe, tek taş da olabilir, yüzük de olabilir. Altın anlamında ne olursa kabul ederim ama pek düşünmez yani. Şu anda Sinan Bey'in yerinde kim olmak isterdi acaba? Büyük kararsızlık yaşıyor. Şimdi gümüş alacağım, niye altın almadım? Altın aldım, niye gümüş almadım? Bunlara uğraşamam ben. Yüzük beğendim, hatta taktım. Çok da güzel oldu. Böyle bir isteksiz, böyle bir umursamaz, sadece beğendi. Kadın ya zaten, hani beğendi geçti öylesine. Öyle kaldı yani. Kuyumcuda da kaldı, benim hevesim de kaldı. Kararsız kararsız gezen Sinan Bey'in biraz enerjiye, birazcık da güzel bir fikre ihtiyacı var. Ben hediye alacağım da ne alacağım bilmiyorum. 10 senelik evliyim, hiç hediye medyeli işim olmadı, uğraşmadım bu işlerle. Ne aldın sen yengeye, ne aldın en son hediye? En güzel hediye abi, yengeye bir tane böyle bir yüzük. Abi sen bayağı yüksekte uçtun ya. Kestaneden gelen parayla amcamız eşine güzel bir tektaş almış Sinan Bey. Özlem Hanım'ın kulağına gitmesin sakın. Ki bu kestanecinde para var galiba. Durumu müsait ama çok yani önemsemez. Almaz yani. Ben en iyisi pantolon alayım. En güzeli, en makbulü o. Pantolon da ihtiyacı var zaten. Eşinizin bedenini biliyor musunuz? Biliyorum tabii herhalde yani, o kadar değil yani. Hadi o zaman girip bakalım. Ablam, eşime pantolon bakacağım. Tabii kot kumaş nasıl bir şey düşünüyorsun? Kot. Bak şu güzel mesela. Yani bu güzel, şık tabii, duruyor. Tabii. Sinan Bey, bedeni tutturamazsanız eşiniz kızar mı? Yok, kızmaz, niye kızar? Olmaz, değiştiririz ya. Kızarsa da artık yapacak bir şey yok. Kafamızı atmayacağı göre. Fiyatı ne kadarmış Sinan Bey? Sıra ona göre şimdi. Fiyatlara bakayım, anlaşabileceğim. Fiyatlarımız gayet uygun. O 65 lira. 65 lira. Nakit de size 60 oluyor. Bunun güzel bir hediye paketi yapalım. Tabii özel bir gün için mi olacak? Doğum günü? Ya ben bayağı hediye almıyorum yıllardır. Eşinizin gönlünü almayı düşünüyorsanız ben olsam takım yapardım yani. Bunu aldığıma dua etsin. Sinan Bey sonunda hediyesini aldı. Artık ne alacağımızı düşünmekten kurtulduk. Ne yaptık fiyatı? 60 yaptık. 60 mı? Aslında onu da yapmamam lazım. O dediğiniz kelimeye karşı ama gene de eşiniz için. Teşekkür ederim. Mesela bir düşünmesi lazım. Hani bir parfüm, eşime bu yakışır. Hani güzel koklar. Parfüm almadım mesela hiç. Yani ben makyaj malzemelerini çok severim. Ama hiçbir şekilde bir atıyorum bir ruj alıp da hani bu eşime yakışır. Hani düğünde veya akşam hani bir yere götürürsem
kaza hani sürer, öyle bir şey de yok. Hediyesini alan Sinan Bey hemen eve dönüp eşini mutlu etmek istiyor. Hayırdır bu saatte? Biraz erken geldim, bunu sana sürpriz yaptım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bakalım hediyesini gören Özlem Hanım ne tepki verecek? Aa! Hediyesini alan Özlem Hanım hemen denemek istiyor. Biraz dar mı olmuş sanki? Biraz. Sinan Bey, pantolonun bedenini neye göre aldınız? Dolabında bir tane pantolon vardı, 30-31 diyordu. Ona göre aldım ama kalıbı biraz dar. O dolaptaki pantolon biraz daha rahat oluyordu, biraz dar olmuş. İlk hediyesini alan Özlem Hanım artık eşinden daha da güzel sürprizler bekliyor. Sen bugün tek taş istersin, yarın başka bir şey istersin. Onun sınırı, hediyenin sınırı yok, üst sınırı yok. Biz araba da alacağız. Ama yıllar sonra hiçbir şey aldığın yok bana. Bedenin bile bilmiyorsun, pantolon daracık. Ben bunu almışım, sen bana böyle bir tavır koyuyorsun, tepki koyuyorsun. Ben darıldım sana. Gücendim yani, bunu bil. Ona göre hareket et bana. Uzun yıllar sonra eşinden ilk hediyesini alan Özlem Hanım artık daha umutlu. Bakalım Sinan Bey'in bir sonraki hediyesi ne olacak? Yıllar sonra ilk oldu, son olmasın.